Can dostum, bu dünyanın seni yer yer yorduğunu çok iyi biliyorum. Kimi zamanlarda çok uzaklara gitmek istediğini de, bazen dünyadan uzak yerler aradığını da. Hani Pinhani bir şarkısında diyor ya, bir yer bulalım dünyadan uzak. Dünyadan uzak bir yer var mı? Böyle bir yer bulabilir miyiz? Bunu bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Dünyanın içinde kendi dünyamızı yaratmak zorundayız. Bunu çok iyi biliyorum. Dünyanın içinde kendi dünyamızı yaratmak cümlesini şöyle de okuyabiliriz. Çıldırmış bir dünyada çıldırmadan yaşamayı nasıl başarırım? Nasıl başarırsın biliyor musun? Bunu 5 maddeyle açıklamaya çalışacağım sana. 1. İç kalelerini sağlamlaştıracaksın. Bu tabir Stefan Zweig'a aittir. Der ki, iç kalelerini kurdun mu ve iç kalelerini her seferinde güçlendirmeye devam ediyor musun? Eğer iç kalelerin sağlamsa, dışarıdan darbeler gelse de, onlar seni sarsa da asla yıkılmazsın der. İç kalelerin sağlamsa umutsuzluğa kapılmazsın. İç kalelerin sağlamsa kendi yarattığın dünya ile beraber dış dünya arasında bir bağlantı kurar ve hep ilerlemeye devam edersin. İç kalelerin çok önemlidir der Stefan Zweig. Onları ihmal etme der. Onları her seferinde güçlendirmeye, onları beslemeye devam et der. Sinop tarihi cezaevini gezmişseniz orada Sabahattin Ali'nin kaldığı hücreyi görürsünüz. Küçük soğuk bir hücredir. Dışarıda Karadeniz'in hırçın dalgaları vardır. Birden orada Sabahattin Ali'yi hayal edersiniz. Burada nasıl kaldığını hayal edersiniz. Ve o esnada duvarda gözünüze onun iç kalelerinden süzülerek ortaya çıkmış bir şiir görürsünüz. Şöyle yazar şiirde. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma. Sabahattin Ali'nin iç kaleleri sapasağlamdı ve orada varoluş mücadelesini sürdürdü. Görecek günler var daha diyordu. Aldırma gönül, aldırma diyordu. Sabahattin Ali orada iç kalelerinin sağlamlığıyla kaldı. Sabahattin Ali'nin iç kaleleri sapasağlamdı. Sokrates sorgulandığı mahkemede dimdik duruyordu. Fikirlerinden vazgeçmezsen seni idam edeceğiz diyordu mahkeme heyeti. Fikirlerinden vazgeç, seni serbest bırakalım diyorlardı. Vazgeçmeyeceğim dedi Sokrates. Fikirlerimin doğru olduğundan adım kadar eminim ve bu fikirleri savunmaya devam edeceğim. Fikirlerimi değiştirmeyeceğim. İdam kararı verebilirsiniz demişti. Bu cümleleri kurarken iç kaleleri sapasağlam bir adam görüyoruz biz. Sokrates'in iç kaleleri sapasağlamdı. İdam edilmeye götürülürken başını öne eğmedi. Dimdik durdu. Onun iç kaleleri sapasağlamdı. Sevgili dostlar, çıldırmış bir dünyada çıldırmadan yaşamak için en temelde bunu yapacağız. İç kalelerimizi hep sağlamlaştıracağız. Peki bir insanın iç kalelerini neler sağlamlaştırır? 1. Hayatın kendisi. Hayata karışacağız. Asla hayattan el etek çekmeyeceğiz. Hayata karışacağız. Hayatın üstüne gideceğiz. Darbeler gelecek, sarsılacağız, savrulacağız. Hayatın kendisini hayatın içinde göreceğiz. Ve de hayatı yaşadıkça, sarsıldıkça, savruldukça her seferinde iç kalelerimiz kuvvetlenecek. Karin Horney'in bir cümlesi benim hayat parolalarımdan bir tanesidir. Der ki, hayat en etkili terapisttir. Bayılıyorum bu cümleye. Serlevha yapıyorum hayatıma. Şahane bir cümledir. Hayat en etkili terapisttir.
İç kalelerimizi sağlamlaştırır her seferinde. İçine gireceğiz hayatın, içine gireceğiz. Asla oradan el etek çekmeyeceğiz. Bir, hayat. İki, edebiyat. Of, edebiyat. İç kalelerimizi sapa sağlamlaştırır edebiyat. Ayakta durmamızı sağlar. Dimdik var olmamızı sağlar. Okuyacağız dostlar, okuyacağız. Edebiyata sığınacağız. Edebiyattır bizi ayakta tutacak. O kelimelerin o iyileştirici gücü. Bir kitabın içine girdiğinizde 3-5 sayfa sonra insan böyle dimdik ayağa kalkar mı? İnanın kalkıyorsunuz her seferinde. Düştüğünüzde sizi tutup kaldırıyor o ölü dostlarınız. Ve de yaşayan dostlarınız tabii ki. Ölmüş yazarlar, yaşayan yazarlar. Sizi her seferinde tutup tutup kaldırıyorlar. Güç veriyorlar size. Edebiyat. Edebiyata çok güveneceksiniz. Okuyacaksınız, okuyacaksınız. Sigmund Freud'a bir gün şey sormuşlar. Hani sen böyle psikolojiyle ilgili kuramlar yapıyorsun, psikolojiyle ilgili bir sürü şey yazıp çiziyorsun. Kim senin hocaların? Sigmund Freud kütüphanesini gösterir. Kütüphane Shakespeare doludur, Schopenhauer doludur, Nietzsche, Freud, Spinoza doludur, Dostoyevski doludur. İşte der Freud, hocalarım bunlar. Şu cümlenin güzelliğine bakın ya. Hocalarım bunlar. Shakespeare'di onun hocası. Dostoyevski'ydi. Schopenhauer'du, Nietzsche'ydi. Bu ölü dostlarımız bizi her seferinde ayağa kaldıracak. Kütüphanenizde Nietzsche olacak. Schopenhauer olacak. Dostoyevski olacak. Ben size çok net bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman elime bir Engin Geçtan kitabı alsam bir kez daha ayağa kalktığımı görürüm. Engin Geçtan olacak kütüphanenizde. Onun kitapları var ya, sizin o iç kalelerinizi sapa sağlamlaştıracak. Her bir cümlesiyle sapa sağlamlaştıracak. Ruhu şad olsun Engin hocamızın. Ne zaman ben bunu alsam bir Engin Geçtan kitabı alırım. Önüme gelen bir paragraf okurum. Ve iç kalelerimi biraz daha güçlendirmiş olurum. Kütüphanenizde Dostoyevski olacak. Dostoyevski'nin kitaplarının her biri iç kalelerinizi sağlamlaştırır, güçlendirir. Irvin Yalom olacak kütüphanenizde. Okuduğunuz kitapları hep size güç verir. Hep o kaleleri güçlendirir. İki, edebiyat. Edebiyat bizim iç kalelerimizi hep güçlendirecek. O ölü dostlarımız bizi hep ayağa kaldıracak. Ve de elbette yaşayan yazarlarımız. Onlardan aldığımız güçle o kaleleri hep güçlendireceğiz. 4, 3, felsefe. Elbette felsefe. İç kaleleri öyle bir sağlamlaştırır ki. Öyle bir sağlamlaştırır ki o filozofların fikirlerini okumak, onlarla tartışmak, onların hayatla ilgili o görüşlerine göz atmak öyle sağlamlaştırır ki. 3, felsefe. 4, doğa. Doğanın kendisi. Kıymetli dostlar, uzak bir yere gittiğinizi hayal edin ve etrafınızda böyle hep yabancı insanlar var. Kendinizi böyle bir garip hissediyorsunuz orada. Birden gözünüze tanıdık birinin iliştiğini hayal edin. Tanıdığınız bir akrabanız, komşunuz, ne hissedersiniz? Birden yaşam sevinciniz artar değil mi? Bir umut, bir neşe gelir üzerinize ve koşarak o arkadaşınıza doğru gidersiniz. Orada bulunmak artık size çok daha kolay gelmeye başlar. İşte doğa aynen böyledir. Biz doğanın bir parçasıyız. Ve doğaya her gittiğimizde kendimizi daha güçlü, daha böyle ayağa kalkmış hissediyoruz. Doğa bize güç veriyor, umut veriyor. Doğaya gitmek dedim bakın, keşke doğanın içinde yaşıyor olsak. Gitmek gelmek diye bir şey olmasa, zaten orada olsak keşke hep. Bir an bile onun bağrından uzaklaşmasak ama... İşte doğaya gitmek diye bir terim var artık günümüzde maalesef. Doğa bize umut verir, güç verir. Oraya gittiğimizde, orada bir bütün olarak o anları yaşadığımızda iç kalelerimiz sağlamlaşmış olarak geliriz. Ve de 5, dostlarımız, can dostlarımız, onların varlıkları, onlarla yaptığımız nitelikli sohbetler,
bazen yüzünü bile görmemiz, bazen sesini bile duymamız, dostlarımız, sevdiklerimiz, can yoldaşlarımız, onlar da bizim elbette iç kalelerimizi sağlamlaştıracak. İşte bu beşi ve daha niceleri belki de, ben sadece beşini saydım, iç kalelerimizi sağlamlaştırır. Hayat, edebiyat, felsefe, doğa ve can yoldaşlarımız. Bunlarla ve daha niceleriyle iç kalelerimizi hep sağlamlaştırmaya devam edeceğiz. Geçelim ikinci maddeye. Çıldırmış bir dünyada çıldırmadan nasıl yaşarızı konuşuyoruz. 2. Her zaman kendini var etme sorumluluğunun sende olduğunu bileceksin. O kadar önemli bir şey ki. Dedim ya ben ne zaman canım sıkıza bir Engin Geçtan kitabı açarım diye. Geçen öyle oldu. Bir Engin Geçtan kitabı açtım ve karşıma bir paragraf çıktı. Ve o kadar etkiledi ki beni. Ve dedim ki kendi kendime, ah Engin hocam, yattığın yerden de bizi terapi etmeye devam ediyorsun. Ruhun şad olsun dedim. Dualar gönderdim. O kadar güçlendirdi ki beni o an o paragraf. Şöyle diyordu Engin Hoca. Hayatın akışında canımızın sıkıldığı, moralimizin bozulduğu zamanlar olacaktır diyor. Tam da ben öyle bir anın içindeydim işte onu okurken. Umutsuz olabilirsiniz diyor o anlarda. Moraliniz bozuk olabilir. Her şey gözünüze anlamsız gelebilir. Öyle anlarda sevdiğiniz bir insanın varlığı, yanınızdaki insanlar elbette size güç verir diyor Engin Hoca. Elinizi tutmaları, sırtınızı sıvazlamaları, başınızı okşamaları, size ümit var sözler aktarmaları elbette size güç verir diyor. Ama diyor, bakın burası çok önemli, ama sonrası yine size aittir diyor. Sonra yine siz kendinizi var etmek zorundasınızdır diyor. Sonrasıyla ilgili kendinizi var etme sorumluluğu yine size aittir diyor. O insan sizi orada var edemez. Yanınızda olur, destek olur diyor. Ama ondan aldığınız güçle kendinizi var etme sorumluluğunu yine ellerinize alacaksınız. Kalkıp yine hayatı sürdüreceksiniz diyor Engin Hoca. O kadar hoşuma gitti ki. Evet dedim, evet. İnsanlar, tabii ki çok desteklerimiz olacak, dostlarımız, az önce saydım maddeleri. Hepsi, edebiyat, hayat, hepsi bize destek verecek. Ama var etme sorumluluğu kendimize ait. Onlardan alacağız gücümüzü, kalemizi güçlendireceğiz ama hayatı biz sürdüreceğiz. Orada var etme sorumluluğu kendimizi, var etme sorumluluğu bize ait. Sabahattin Ali o hücreye girdiğinde önünde iki seçenek vardı. Ya kendini var etmeye devam edecekti, okuyacak, okuyacak, yazacak, dimdik duracak, üretecekti ya da bir köşeye çekilip, karamsarlığa gömülüp yok oluşu seçecekti. Sabahattin Ali kendini var etmeyi seçti. İşte bu da ikinci maddemiz. Var etme sorumluluğu hep bize ait sevgili dostlar. Bitmiyor bu. Bitmiyor. Ölene kadar hep kendimizi var etme sorumluluğunu seçeceğiz. Hayatın kimi dönemeçlerinde, önümüze çıkan seçeneklerde hep kendimizi var etme sorumluluğunu seçeceğiz. Ve bu sorumluluk bize ait, bize. Çok önemli bir konu bu. Evet, ikinci olarak da bu. 3. Kelebek etkisine inanmaya hep devam edeceğiz. Kelebek etkisini mutlaka biliyorsunuzdur. Ne diyor? İşte okyanusta bir kelebek kanadını çırpsa, bu kanadın çırpılışı, yani bir kelebeğin kanat çırpması kelebek için çok basit olabilir. Ama o kelebeğin kanadının çırpılmasıyla havada oluşan dalgaların reaksiyonel ilerleyişi kim bilir diyor, nelere sebep olacak. Belki de bir tsunami bile koparabilir diyor. Yani öz itibariyle hiçbir şeyi küçük görme, hiçbir şeyi küçümseme diyor. Bu da bizim en önemli parolalarımızdan biri. Küçücük bir iyilik dahi olsa küçük görmeyeceğiz. Yapacağız. Elimizden ne geliyorsa. Benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. İlk duyduğum gün hafızama, korteksime kazınmıştı. Hala da o canlılığını korur. Hani deniz yıldızları karaya vurmuş da adamın bir tanesi de onları alıp tekrar denize atıyormuş. Oradan bir adam görmüş bu kişiyi. Tabii binlerce deniz yıldızı var. Ona seslenmiş. Demiş ki baksana görmüyor musun? Binlerce deniz yıldızı.
hangi birini kurtaracaksın ki? Boşa uğraşıyorsun gibi bir şey söylemiş. Ve bu adam bir deniz yıldızını almış, havaya kaldırmış. O adama seslenmiş. Bunu görüyor musun demiş. Görüyorum demiş adam. Ve buradaki adam o deniz yıldızını denize atmış. İşte bu kurtuldu demiş. Şu hikayenin güzelliğine bakar mısınız ya? Hiçbir iyiliği küçük görme. Bak o kurtuldu. Hepsini kurtaramayabilirim ama bu kurtuldu. Elimden gelen bir şeydi, bu kurtuldu. Çorbada azıcık tuzum oldu. Benim azıcık tuzum çorbanın tadını değiştirir mi? Ne bilemem. Ama benim imkanım bu. Azıcık tuz atabiliyorum. Atıyor muyum o tuzu? İyilikten yana bir tavır sergiliyor muyum? Bu önemli. İşte iyiliğe hep inanacak, küçük büyük demeden iyilik yapmayı sürdüreceğiz. Kelebek etkisine inanacağız. Bilemezsiniz. Yaptığınız küçücük iyiliklerin kimin hayatına dokunduğunu bilemezsiniz. Kimin hayatını değiştirdiğini tahmin bile edemezsiniz. Küçük görmeyin iyiliklerinizi. Kelebek etkisine hep inanmaya devam edin. 4. Hayata sımsıkı tutunmaya devam edeceğiz. 65 saat sonra enkaz altından çıkan Elif'i, o küçük Elif'i unutmayacağız. Hatırlıyorsunuz değil mi o görüntüleri? İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı küçük Elif. Ve de çıktığında o arama kurtarma meleğinin parmağını nasıl tutuyordu değil mi? Şöyle sımsıkı tutmuştu parmağını, sımsıkı. O kadar güzel bir görüntüydü ki hepimize umut olmuştu, hatırlıyor musunuz? O kareyi unutmayacaksınız. Elif'in 65 saat enkaz altında at susuz kalmış Elif'in hayata tutunduğu gibi tutunacağız. Hayata tutunmak nedir? Elif gibi hayata tırnaklarımızı geçireceğiz. Tırnaklarımızı geçireceğiz. Öyle tutunacağız hayata. Hiçbir zaman hayattan vazgeçmeyeceğiz. Ben hep diyorum, yüzlerce defa da tekrarlamaya devam edeceğim. Hayat, hayat, hayat. En etkili terapist. Hayattan ele tek çekmeyeceksiniz. Tutunmak nedir? Tırnaklarınızla onu tutacaksınız. Öyle tutunacağız. Elif gibi. Evet, dördüncüsü de bu. Ve 5. Son maddem. O da şu. Hep İnsan kalmaya devam edeceğiz. İnsan kalmakla ilgili sorumluluğumuzu güçlendireceğiz. Stefan Zweig'la başladım ilk maddede, Stefan Zweig'la bitireceğim. Yine diyor ki o, bu zamanda tek bir sorudur önemli olan. Nasıl insan kalmayı başarırım? Herkes kendine bu soruyu soracak ve cevabına göre yaşayacak diyor Stefan Zweig. Ben nasıl insan kalırım? Çok önemli bir soru. Soracağız kendimize ve cevabını verip o uğurda yaşayacağız. İnsan kalacağız. Ve hep insan kalmakla ilgili sorumluluklar alacağız. Kimileri tercihini kötülükten yana kullanabilir. Sen hep iyilikten yana kullanacaksın tercihini. Birisi sevdiğim, ünlem koyuyorum, sevdiğim kadın dediği insana zarar verirken sen bir demet çiçek alıp öyle gideceksin eve. Öyle gideceksin. O çiçekleri kucağında taşırken utanmayacaksın. İnsanlar kötülük yaparken utanmıyor. Sen sevdiğin kadına bir demet çiçek götürüyorum diye mi utanacaksın? O çiçekleri gururla taşıyacaksın. Sokakların aralarından geçe geçe. Herkes sana bakacak. Aa, sevdiği kadına çiçek götürüyor diyecek. Ne güzel. Umut vereceksin insanlara. O çiçekler herkese umut aşılayacak. Pencerelerden umut girecek içeriye. Seni gördükçe götüreceksin sevdiğin kadına. O bir demet gülü, bir demet çiçeği. İnsanlar başkalarına zarar verirken utanmıyor. Sen o çiçekleri sevdiğine verirken dudağından öptüm diye mi utanacaksın? Utanmayacaksın, öpeceksin dudağından, sıkıca sarılacaksın ona.
utanmayacaksın. Hep hayatı yücelteceksin. Hep hayatı seçeceksin. İnsan kalacaksın. İnsanlar kötülük yaparken utanmıyor. Sen kendi hayatın adına güzel girişimlerde bulunurken mi utanacaksın? Geri adım mı atacaksın? Hayatın neden üstüne gitmeyeceksin? İleri ileri gideceksin. Kötülükte utanmayan insanlar var. Sen iyilik yaparken mi utanacaksın? Hayatın adına sağlam adımlar atarken mi utanacaksın? Asla utanmayacaksın. Asla geri adım atmayacaksın. Dimdik hep hayatın üstüne, hep hayatın içine devam edeceksin. Sen hayatı yüceltip insan kalmayı sürdüreceksin. Evet sevgili dostlar, 5 maddeyle çıldırmış bir dünyada çıldırmadan yaşamayı nasıl başarırızla ilgili bazı tavsiyeler aktarmaya çalıştım. Eminim sizin de çok güzel tavsiyeleriniz vardır. Bunları bize mutlaka yazın. Onlardan da güç alalım. Onlardan da destek alalım. Ve sizin yazdıklarınızla iç kalelerimizi sağlamlaştırmaya devam edelim. Umarım bu videoda iç kalelerinizi sağlamlaştırmış, hayata tutunma gücünüzü artırmıştır. Öyle temenni ediyorum. Benim hepimizin iç kalesini güçlendirip hayata tutunma azmini artırsın diye temenni edeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.